Yaş gruplarına nasıl hitap etmem gerektiğini öğrendim. Onlarla nasıl iletişime geçmem gerektiğini, derslerimi nasıl doldurmam gerektiğini. Çünkü öğrenciler sürekli anlatılır bize, öğrenciler sizi sürekli dinlemez diye, ama biz bunu teoride görürdük. Görme imkanım oldu ve bu boşlukları nasıl doldurmam gerektiğini burada gözümle gördüm ve onları nasıl bir arada tutacağımı, nasıl sınıfa hakim olacağımı öğrendim. Onun dışında bazı öğrencilerle aramızda dil problemi vardı. Dil problemini çözmeye çalıştık. Hani dil olmadan anlaşabilir miyiz? Öğretmenlik hayatımda tabii Doğu gibi bir süreç olacak. Doğu hizmeti gibi bir süreç olacak. Onun için bir ön deneyim oldu diyebilirim. Çünkü projemiz çocuk işçiliğine ve çocuk işçiliğinin çoğu Kürtlerden oluşmaktaydı. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Farklı kültürleri birleştirmeye çalıştık. Bazı arkadaşlarımız okuma yazma düzeyleri biraz düşüktü. Onları şey yaptık, biraz ilerlettik. Okulu sevdirttik onlara. Okulda daha çok zaman geçirmeyi öğrettik. Ertesi güne daha bir enerji geldiler. Hatta yokluğumda Erdoğan öğretmenim nerede, Erdoğan öğretmenim nerede diye şey yaptı. Soranlar olmuş. Yani okula bağladık onları ve bundan sonra okul sevgisinden çok büyük başarılar doğacağına inanıyorum.